Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün Bursa'ya gidiyorum ve şu an yola çıktık. Bursa'da arkadaşlar kimsenin bilmediği, daha doğrusu çok az bildiği sokak lezzetlerini deneyeceğim sizler için ve tabii ki kendim için de. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi Okçular Çarşısı'na geldik ve Okçular Çarşısı'nda arkadaşlar çarşı tost sandviç var. Burada çok güzel sokak tostu yapıyorlar. Hatta okul tostu diye de geçiyormuş. Okul tostu diyen de varmış. 1972'den beri varmış Okçular Çarşısı'nda. Hadi gelin şu tostun tadına bakalım kardeşlerim. Bu okul tostuymuş. Böyle büyük olan atom tostlar var. Asıl bunlardan yiyeceğim ben. O kadar yol geldim. 2 saattir direksiyonu sallıyorum. En kralını yiyeceğim. Bir koku var ama güzel var ya. Bir güzel kokuyor. Ya dedim bak, nadir bilinen, az kişinin gittiği, herkesin bulmadığı, gitmediği yerler de olacak bu videoda. Böyle birçok tablacı tezgah muhabbeti var. Onu da söyleyeyim yani. Ağzımı suya aktı vallahi, açıtsa. Batuhan sen niye kahvaltı yaptın kardeş? Bugün sabahtan akşama kadar yiyeceğiz yani. Bak, aşırı can çekici bir videoyla başladım. O son salça hamlesine gerek yok. Böyle bile 10 numara, çünkü içinde salça var ve fiyat çok komik arkadaşlar. İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Vallahi Bursalılar bu konuda çok şanslısınız. Bu yediğim atom büyük olanı. Bir de bunun uzun ekmek olan versiyonu var arkadaşlar. Okul tostu küçük olanların fiyatı da ayrı ucuz ve bu uygun fiyatı arkadaşlar. İçinde kullandıkları sucuk gerçekten, bak şöyle göstereyim. Az çok anlayanlar bilir. Büfe sucuğu değil yani. İstanbul'da o hani tavuk karışık falan var ya, tostlanırsa, onunla alakası yok. Ele falan bak ya, salça içinde kaldı. Acıyı ben iyi ki de biraz böyle ayarında koydurdum. Dediğim gibi ilk öğün mideye patlatmayayım dedim. İstiyorsan sen biraz daha fazla acı koydur. Acıyı seviyorsan. Çünkü yakışmış. Salçasının tadı çok güzel. Nanesi güzel. Bu Okçular Çarşısı'nın işte iki girişi var. Ben hangi girişindeyim bilmiyorum. Ama bu tam ortada kalıyor diyebilirim arkadaşlar yani. Gelenler için tarif edeyim. Adı da çarşı zaten şeyinde, yerinde. Tostun fiyatı 15 TL. Atom tostun. Okul tostunun fiyatı sade 7, karışık da 8 TL arkadaşlar. 7 lirayla 8 lira fiyatlar. Bu da 15 lira. Harbiden 15 lira işte tostu herhalde bir 3-4 yıl önce yemişimdir. Böyle tostu alıyorum. Çok kulağım. Gömüp geliyorum demedim yani. Dikkat ettin mi? Yuttum çünkü. Çok hızlı yedim. Vallahi çok güzel başladık kardeşlerim. O zaman daha yemeye ve gezmeye devam edeceğiz Bursa'da. Hadi gelin. Aptal Simit Fırını'na geldik arkadaşlar. Burası bayağı popülermiş. Herkes dedi ki, takipçilerle karşılaştım, buraya gelmezsen, burada yemezsen olmaz. İnanın bura aklımda yoktu. Şimdi buraya geldik. Burada tahinli pide falan efsane diyorlar. Yani en iyisi bu diyorlar. Ben de geldim. Şimdi buradan artık ne meşhursa alacağım. Sonra da gömeceğim. O tostun hepsini yemeyecektim. Benle bölüşecektin. İhanet ettin Batu bana. Merhabalar, bir tahinli, bir tane de simit istiyorum. Değil mi? En meşhur onlar herhalde abi. Yine hamur. Bulduk yani. Eyvallah. Bunun adı cevizli miydi? Neydi bu? Evet abi, cevizli lokum. Cevizli lokum, tamam. Cevizli lokum aldık, tahinli aldık, simit aldık. Yani popüler olan ne varsa aldık kardeşlerim. Sıcacık bu arada. Gerçekten sıcacık ve tazecik. Şöyle de bir gösterelim tahinlimizi. Yani bir tahinli seven kişi olarak söyleyeyim, ben bayılırım. Hatta bu yuvarlak tahinli ekmekler vardır, bilen bilir. Tahinli böyle yuvarlak böyle... Ay ulan ağzımı sıkmasın. Pideler vardır arkadaşlar. Ben onları zaten çok seviyorum. Hatta Pera'ya da alıştırmıştım kızıma da. Şimdi bunu şöyle yerinden direkt çayımızla söyledik. Çayımız da geldi.
Oğlum biz bugün bittik lan. Arkadaşlar muazzam. Eğer tahin sevmiyorsan hiçbir şey diyemem. Ama tahin seviyorsanız bunu mutlaka denemeniz lazım. Çok güzel. Şekerinin ayarı, tahinin o yağma, pidenin tadı. Abi işte İstanbul dışına çıktık. 1,5 saatte yol geldik. Fiyatlar zaten yarı yarıyadan da ucuza gelmeye başladı yani. Abi 10 lira bu. Bildiğin 10 lira. Simit 5 lira. Biz 6'ya mı 7'ye mi ne yiyoruz simidi? Ama çok başarılı. Tahinli pideye bayıldım. Simit sıcacık. Otoparka arabayı park ettik. Tosça'ya doğru giderken daha indik. Arkadaşlarla karşılaştık. İşte fotoğraf falan çekildik. Abi işte video çekmeye mi? Sokak lezzetleri mi? Evet falan. O arkadaşlar bilmiyor mesela. Gittiğim tosçuyu bilmiyorlardı. Onlar bunu söyledi. Dedi ki abi aptal pide fırına gitmezsen vallahi ayıp olur. Herkes gidiyor. Çok da dedi güzel yapıyorlar falan. Ben de tamam dedim. O arkadaşın şu isteği vardı. Abi dedi simiti de alıp şöyle dedi. Tahine dedi batırıp yer misin benim için dedi. Buyur kardeşim. Ama bence bu böyle daha güzel. Senin için yaptım ama bunu, bu böyle daha güzel. Kahvaltıda şu simitten peynirle falan var ya, üçgen peynirle falan. 5 tane yersin. Hemen bu cevizli çörek. Yine aynı tazelikte. Şöyle içini açayım. Cevizler bak döküldü. Tatlı değil bu. Tarçın var, ceviz var. Benim favorim ikisi. Bu okey. Bu da tarçınlı falan filan da. Şu pideyi dene. Pidenin fiyatı 10, simit 5, 15. Bu da 10, 25 lira para verdik. Yani simit dışında diğerleri 10 lira, simit 5 TL arkadaşlar. 10 liraya gerçekten 10 numara yenilecek lezzet. Ya düşün, 7-8 liraya tostunu yedin. Canın tatlı bir şey çekti. 6-7 dakika, 10 dakika yürüdün aşağı doğru. Söyledin tahinlerini, çayı. 15 liraya karnın doydu arkadaş. Çok güzel. Evet, Bursa'da çok güzel başladım kardeşlerim. Burada biz ekiple böyle tırtıklamaya devam edip sonra diğer yere doğru yola çıkalım. Şimdi pilavcı İsmail'e geldim arkadaşlar. Gökçe Nişan'ın yan kapısında. Pilavı çünkü niye denemek istiyorum? Biliyorsunuz seviyorum. İstanbul'da da bununla ilgili çok çektik ettik. Burada da tatmadan es geçemezdim. Yani sokak lezzetinde pilavı görmüşüm. Değerlendiririm. Sade aldım. Üstüne biraz karabiber, bir de nohut. Pilavlar kırık değil. İstanbul'daki bazı pilavcılar. Haberiniz olsun. Ya lezzeti, her şey yerinde. Ben bilerek tavuk, işte ciğer falan başka bir şey koydurmadım ki ilk önce pilavın sade tadını alalım, böyle güzel güzel yiyelim. Ya çünkü benim tercihim, ilk defa bir yerde pilav yiyorsam ilk önce normal sadesini yiyorum arkadaşlar. Yani sade pilavın tadını asıl onu istiyorum. Burada çok yiyecek olmasam mesela ne yapardım biliyor musunuz? Yarım sade attırıyorum, tamam mı? Yiyorum. Ondan sonra hoşuma gitmişse üstüne tavuk, ciğer falan filan, ona göre attırıyorum. Eğer hani normal yemek için oturduysam, burada geze geze yiyecek için Fırat kardeşiniz, öyle bir şey yapmıyorum. O zaman şöyle bir kaşık daha alalım. Fiyatını da bir öğrenelim. Bu cadde direkt Taksim gibi. Bu Cumhuriyet Caddesi baya böyle güzel. Burada da işte bazı binaları tarihi yapmışlar falan. Çok ses geliyor değil mi? İnşaat yapacaksın. Onu mu kapatırsın, beni mi açarsın artık? O sen de. Ben sesimi senin için biraz daha yükseltirim Batuhan. Güzel de bir cadde. İlk defa geldim buraya. Bu Ulu Cami'nin falan arka tarafları oluyor burası. Çarşı falan baya her mağaza, her şey var böyle. Hem butik yerler hem normal büyük yerler. Hoşuma da gitti. O zaman pilavı ben Batuhan'a kilitleyeyim arkadaşlar. Aa, fiyatını öğrenmedik. Fiyatını öğrenelim. 30 lira tavuklu, benim bu yediğimde 25 TL. İstanbul'da yediğimiz en uygun 25'ti. Zaten ortalama 40 ile 50 lira arasında değişiyor tavuk pilavı biliyorsunuz. Bursa pilavda da yine uygun. Bir de hani böyle lezzet açısından falan da pek yok. O zaman diğer yerlerde görüşürüz. Şimdi Bursa'nın ara sokaklarında meşhur fenomen lahmacuncuya geldik. Tezgahta sokak lahmacunu arkadaşlar. Sokak lezzetinin dibindeyiz şu an ya, yemin ederim. Abi merhabalar, selamlar tekrardan. Ben bir tane lahmacun rica edeceğim. Bizim Adana işinden biraz farkı arkadaşlar, bu daha büyük bir lahmacun. Adana'dakiler tablacı lezzetlerini de hatırlarlar, biraz daha böyle şeydi. Küçüktür bizimkisi. Burada bilindik yerler az yapacağım.
Popüler yerlere herkes gidiyor. Biz dönerin, onumunun en az bilinenine, çok sık gidilmeyene. Puan koydurma yedim iyiydi, bak dayanamadım ya. Bu sokak lahmacunu acaba neden diğerlerinden farklı oluyor be kardeşim? O şeyde yediğinizden daha ayrı bir lezzet oluyor yani. Bilmiyorum, değil mi abi? Aynen öyle. 70'ten beri de geleneğimiz devam ediyor. Abi dile kolay bak yani. Bir insan ömrü yani. 12,5 TL'de fiyatı var. Şu an işte lokantada yediğim bir lahmacunun fiyatı 25 TL. Ama burada 12,5 TL'ye çok güzel bir lahmacun yiyorsun. Abi sağ olasın. Arkadaşlar biz yemiyoruz, devam edeceğiz. Bayram Usta'ya geldik. Burayı bulana kadar bayağı bir yorulduk diyebilirim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz arabada yapıyor. Göstereceğiz zaten bir otoparkın içinde. Lezzet ve fiyat performans mutlaka denenmesi gerekiyor demişlerdi. Şimdi göreceğiz. Bakacağız bakalım. Bu arada yani sıra bitmiyor. Alan beşerli onlarla alıyor. Biz de alak bari. Vallahi zar zor bir yer bulduk. Sağ olsun abi dedi ki ayaktayım yani oğlum gelin dedi oturun dedi. Orada tabureler var bayramın yanında da ama yani yer bulmak mümkün değil. Maşallah Allah bozmasın. 10 numara sıra var. Kalabalık tüm esnaf burada. Bayağı kişi geliyor. Bize şöyle bir soğan koydurmadım bu sefer. Bu fiyata böyle bir lezzetli döner. Yani Türkiye'nin iddia ediyorum başka birinde bulmanız çok zor. Şu an bu yediğim dönerin fiyatı yarım ekmek 20. Kasap dediği 3 çeyrek bildiğim kadarıyla. 3 çeyrek 45, pardon 40. Tam ekmekte 50 lira arkadaşlar. Ve lezzet acayip. Çok lezzetli. Kullandığı acı muazzam. Harbiden kaliteli bir acı kullanıyor. Ben döktürdüm o pul biberine. Ama siz soğan koydurun. Ben şimdi gezeceğim edeceğim diye gaza geldim. Lahmacunu yedim de pişman oldum. Soğan koydurun. Bak abi bak. Benim sevdiğim tarzda. Bayram abi de öyle bir pratik kazanmış ki hızlı hızlı yapıyor. Sıranın biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Tekme koyuyor. Hani başka 2-3 defa değiştiriyor mu, takımı döner onu bilmiyorum ama çabuk bittiği kesin. Etine bayıldım. Yaprak gibi olanlardan değil, parça parça. Abi yani çok güzel bir eti var. 20 TL şaka gibi ya. Yani 20 TL'ye bunu yemen mucize. Burası tam neresi oluyor? Nasıl tarif edeyim? Cumhuriyet Caddesi'ndeki Akbank'ın gelmeden ara sokağından inin, dümdüz yürüyün. Karşınıza bir otopark çıkacak. O otoparkın içinde. Çünkü cadde sokak adı falan bilmiyorum burada. En bilinen tarif o olur. Bana da öyle tarif ettiler çünkü de. Abi bir kere mi takıp bitiriyor yoksa? 3 saatte 4 saatte bitiriyor. Bak bir kere takıyor 3-4 saatte full. Kardeş çok belli. Vallahi billahi. Ben bunun hepsini yerim. Ben burada bir ekmek de yerim bu arada. O zaman gömelim. Başka yerlerle devam ediyoruz kardeşlerim. Şimdi yeşil pideli köfteye geldim arkadaşlar. Pideli köfte yiyeceğim. Belki şu an birçoğunuz o çok bilindik yerlerden bir tanesine gitmemi istedi ama burayı buradan da selam olsun. Çevik kuvvet bir komiser takipçimle karşılaştım. Nacizane bu öneride bulundu. Ben dedim pideli köfte yiyeceğim. Dedi ki burayı bir denemenizi istiyorum. Dedi orada bir yiyin. Bir porsiyon pideli köfte söyledim. İskender falan vardı. İskender'i başka yerde. Onu da başka yerde deneyeceğim. İlk önce burada bir porsiyon pideli köfte yiyeceğim. Allah'tan yürüyoruz ha. Yani böyle 10 dakika 15 dakika da olsa olduğumuz yerden hani mesafe arabayı çıkartmayalım dedik. Yürüyerek gidelim dedik. En azından arkadaşlar yani az çok demiyoruz. Yiyoruz yine ya. Ama Bursa bu konuda bak şaşırttı. Ama eminim bu videoda Bursa'da yaşayan arkadaşlarımız bile bazı yerleri bilmiyor olabilir. Bu videoda o kadar iddialıyım. YouTuber arkadaşlarımız biliyorsunuz birçok böyle bilinen yerlerdeydi. Ben de böyle bir baktığımda falan filan. Benim gittiğim yerlere göremedim. Ama bu yerler harbiden tavsiye üzerine. Bursa'daki arkadaşların tavsiyesi üzerine. Benim araştırmalarım sonucu bulduğum yerler. Burası zaten bu arada girdiğimiz yer Kayhan Çarşısı. Burada zaten her yer pideli köfte. Onu bir kere söyleyeyim. Sağın solun ya ikinci el eşya ya kot pantolon ya pideli köfte. Burada gerçekten bence Boğaz'la ilgili her şey bulunabilir. Ve şunu da düşünüyorum bence her yerde fena yapmıyor olabilir de yani burada. Çünkü rakip çok. Rakip çok. Neyse pideli köfte gelsin kardeşiniz burada. Şimdi herkes pideli köfte yiyor. Ben pidesiz köfte istedim arkadaşlar. Pidesiz köfte. Şimdi ikram ettiler ama şöyle söyleyeyim. Şu diğer üçü ikram da bunu ekstra hani ikram ettiler. Yani bunu herkese getirmiyorlar. Bu tereyağlı soslu pide.
Bursa'ya her geldiğimde içtiğim şey üzüm şiresi. İskenderci'lerde, bu tür pideli köftecilerde olmazsa olmaz bu ve mutlaka da deneyin. Hani içmediyseniz de mutlaka bir İskenderci'ye gittiğinizde mutlaka isteyin. Gerçekten hemen hemen birçoğu da güzel yapıyor. Yani şu an kadar ben kötüsünü içmedim. Kimisi biraz tatlı ekşi olur, kimisi biraz daha tatlı olur ama harbiden güzel olur yani. Gerçekten abinin soğutmayın dediği kadar var. Bu harbiden güzelmiş dediğim gibi. Bunu bana ikram ettiler. Normalde getirmiyorlar. Turşular ev yapımıymış. Bunlar ikram. Bu soğan. İki turşu da ev yapımıymış. Ben onları pideli köfteyle şimdi dömeceğim. Köfteyi bekleyelim o zaman. Afiyet olsun. Sağ olun. Cos tereyağı da döküldü. Bu İskender değil mi şimdi kral? Üstüne et döner gelince İskender. Evet, haydi o zaman bir an önce dalıp yemek istiyorum. Ne güzel sade bir köfte lan. Vallahi billahi. Arkadaşlar pamuk gibi. Şöyle bir yoğurtsuz falan da yiyeceğim be. Hafif, gereksiz baharat yok. Lokum gibi gider. Yemin ederim aç olsan bundan ekmeksiz böyle gömersin ha bayağı. Vallahi rahatsız etmeyecek güzel bir köfte tadı var arkadaşlar. Lezzetli. Yani bu tam işte bizim bu. Bizim Bursa'nın bu taraflarda bu efsanedir. Bursa'daki harbiden köfte tarzı bu. Buna benzer köfteler yemiştim ama burada da gerçekten de komiserim teşekkür ederim. 10 numara yapıyorlarmış. Yeşilde de. Ya şimdi siz böyle yağlı salçalı falan görüyorsunuz ya. Tereyağı döküldü, burada soslar var falan filan. Ama emin olun şey değil yani. Öyle ağır, yenmeyecek bir tatlı değil. O kadar hafif ki tereyağının tadı da, salçanın sosu da. Bursa'da güzel şeyler yiyoruz ha. Vallahi şansıma nokta atışı güzel yerler buldum. Yani şu an gittiğim yerlerde fire yok. Bir lahmacuncu abi böyle oralarda olabilir falan bir sordum çünkü. Oralarda şans eseri hani aklımda yoktu işin aslı. O lahmacuncu abi denk geldi. Ha, tabii ki ben bizim Adana'yla kıyaslamıyorum o sokak lahmacunu yani. Bizim o taraftaki gibi o oradaki lezzet başka. Ama işte sokak lahmacunu, sokak lahmacunu. Onu da bir yemiştim. Pideli köfte de gelen anlamda benden harbiden geçer not aldı ya. Bu arada acı değil ya. Acı değil böyle çatır çutur yok. Öyle bir acılığı yok. Şimdi bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Biz bu arada bazı seyyar gittiğim yerler de vardı gideceğim yerler. Bursa'da şöyle bir şey var. Seyyarlar özellikle arkadaşlar saat 3 dediği an belki 3 olmadan bile hepsinin işi bitiyor işte. Dönercinin döneri, köftecinin köftesi artık ne yapıyorsa. Böyle birkaç yeri de biz gittiğimiz ürünleri bitmişti. Yoksa size başka güzel yerler de gösterecektim tablacı. Ama maalesef kapatmışlar yani kalmadı. Abi temizlik yapıyordu. Yetişemedik yani. 3 dedi mi burada o tür yerlerin hepsi finito. Normalde o Bayram abinin dönercinin olduğu yer ben bir şey diyeyim mi? O diyor ki kuyruk hiçbir şey değil. Burada aşırı kuyruk olur. Bu saate kalması da zor olurdu diyor. Yani 3-4 saate bitiriyormuş abi döneri yani. O zaman şöyle bir gececi tayfam içinde alıyorum. Sonra gömüp geliyoruz. 7 kişilik arkadaşlar bir porsiyon pideli köftenin fiyatı 70 TL. Normal, makul bir fiyat. 15 TL'de şıranın fiyatı. Daha demin şire diye çıktı ağzımdan. Şire başka. Şıra 15, pideli köfte 70 TL kardeşlerim. O zaman haydi devam ediyoruz. Süt helvası yiyecektik. Bursa'nın meşhur süt helvası. Sağ olsun ikram ettiler. Bu süt helvası arkadaşlar Bursa'ya has yapılan süt, un, tereyağı, işte üstünde fındık, tarçını olan. Görünüş böyle koku sütlacı andırıyor. Tabii ki şimdi bir yedikçe anlayacağız bunu. Kazan dibini de andırıyor hatta. Beğendim. Vallahi beğendim. Çünkü sütlü tatlıyı severim. Şeker ayırın falan çok güzel yapmışlar. Baymayan bir şeker tadı var. Gerçekten de sütlü tatlıları seven biri buna bayılır arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Harbiden lezzeti tadı çok güzel. Üstünde de böyle işte o fırınlanıyor falan. Tereyağı böyle tacın üstü gibi yanık. Gördük değil mi onları? Gösterdik şeyleri falan. Süper. Harikasın Batuhan ya. Müthiş. 10 numara tatlımızı da yedik. İskender mi yiyin? Hadi İskender yiyelim. Her türlü. Her türlü. Şimdi kebapçı Hüseyin Usta'ya geldik. Buraya daha önce Bursa'daki İskenderciler videosunu çektiğimde arkadaşlar gelmiştim. Tamer'le beraber gelmiştik. Burada işte karşılaştığım takipçilerle falan konuşuyoruz. İşte herkesin gittikleri, bildiği falan değil nereler vardı. Ben de videoya falan hiç şey yapmadım yani. Bakmadım nerelere gittim. Ben böyle yine esnaf işi, butik yerler falan kovalıyorum. Deler ki Hüseyin, lan dedim Hüseyin Usta'yı ben biliyor muyum falan derken sonra bir hatırladım. Bu Hüseyin Usta benim geldiğim Hüseyin Usta. Gerçekten hem kendisi hem İskender'i bayağı
iyi arkadaşlar. Kendisi de çok ilgili bir esnaf. İskender'i de zaten şimdi göstereceğim. Tadı da gerçekten başarılıydı. Şimdi buraya geldik. Burada bir porsiyon İskender'imizi söyledik. Tohum ya. Yalan. Yerim. Yiyeceğim de. O zaman İskender'im geldiğinde ben de buradayım. Şırı hariç ve kebap hariç bu gördüklerinizin hepsi ikram. Mevsimine göre meyveyi getirdiler. Yoğurtlarımız, domatesimiz, tatlımız, şekerpare. Sadece işte meyve değişiyor. Yazın karpuz oluyor. Şimdi mandalina gelmiş. Bunu da her yerde bulmanız zor. Evet, artık İskender'imizi yiyelim mi? Oğlum bak, iyi ki de ilk geldiğimizde buraya gelmedik. Ben yoksa başka yerde yemezdim. Buranın hepsini bitirirdim. Gerçekten başarılı bir iş. İskender yiyorsunuz. Yani göz doyuruculuk da çok güzel. Bir deler işte tereyağısını, her şeyini getirmişler. Hüseyin Usta yok, kasabadaymış. Normalde o da sağ olsun. Hüseyin Usta'yı mesela ben hatırlayana kadar herkes şey de der mesela, yani gelir her oturanla ilgilenir. Bir isteğin var mı, bir şey var mı? Yani tam bir esnaf, tam bir esnaf yani. Yavaş yavaş hava kararmaya başlıyor. Ve Bursa sokak lezzetlerinin de sonuna geldik kardeşlerim. Nerelere gittik, neler yedik. Vallahi şimdiden özür dilerim iştahınızı açtıysam. Ama kendimi affettirmesini bilirim, biliyorsunuz. Onun için iki kız iki erkek yollayın. Bir 30'ar lira Fırat kardeşinizden ateşlenecek. Bursa yazın, mesaj atın. Yani Bursalı olanlar atmasın sadece yani. Herkes atabilir. Öyle 30'ar lira da harçlık verelim kardeşlerim. Vallahi bir videonun sonuna geldim. 10 numarada şu an İskender yedim. Aa, fiyatını öğrenir geliriz. Teşekkür ediyorum hepinize izlediğiniz için. Çok sağ olun. Sizleri seviyorum. Şimdi fiyatı öğrendim. Bu arada bir, her masaya bir tane şırada ikram ediliyor. Yani burada İskender'e para veriyorsunuz. Bunların hepsi ikram. 135 TL'de fiyatı var kardeşlerim. Evet, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Gerçekten bugün Bursa'da. Bence Bursalıların bile çok nadir bildiği yerlere gittim. Görüşmek üzere. Bay bay.